Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme kun li veliyyike Hucceti ibn-i Hasan. Nasip eyle. Amin. Ağamız için mücahit erler yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım Kur'an'ın nuruyla ömrümüzü nurlandır. Amin. Allah'ım Kur'an'ın nuruyla hayatımızı nurlandır. Amin. Allah'ım bir ömür boyu Kur'an'a amel eden insanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Allah'ım Ehl-i Beyt aleyhisselamın bu dünyada ziyaretini, ahirette şefaatini tüm arzu eden Ehl-i Beyt dostlarına nasip eyle. Amin. İmam Zaman ağamızın nazenin kalbinin bizlerden hoşnut olması için bir âli selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Başta değerli alim arkadaşlarım, Arnavutköy Camii İmamı Seyyid Hüseyin Sarak hocama beni kırmayıp davetime icabet ettiği için ve sohbetlerinden istifade edeceğimiz için teşekkür ediyorum. Yine değerli alim arkadaşım, yoldaşım Şeyh Alican Akbalık Ağa'ya da yine beni kırmayıp o bereketli varlığıyla meclisimizde nurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Her ikisine de hoş geldiniz diyorum. Ve aynı şekilde sohbetimize katılımcı olarak, dinleyici olarak gelen değerli Zeynebiye'nin kanaat önderlerinin her birine teker teker hoş geldiniz diyorum. Hem kendi adıma, hem dernek yönetimimiz adına, hem de gençliğimiz adına hepiniz baş üstünde yeriniz var ve sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Rabbim her zaman Ehl-i Beyt'in sohbetlerinde, Ehl-i Beyt'in meclislerinde bir araya gelmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Âli selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Ve yine camiamız adına sorumluluk alan ve bölgemizde toplumumuzu temsil etmek için elini taşın altına koyan değerli büyüğüm Suat Kamacı Beyefendi'ye de hoş geldiniz diyorum. Elbette sizler ev sahibisiniz. Allah sizlere can sağlığı versin. Rabbim inşallah çıkmış olduğunuz bu muhtarlık yolunda da en güzel şekilde muvaffak olmanızı nasip eylesin. Ben değerli katılımcılardan bir ricam var. Özellikle kenarda değil, iç tarafta oturanlar. Şöyle sandalyelerini de bize doğru çevirsinler. Rahat rahat yüzlerini görelim. Yan durmayın. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Birkaç şeye bakmak ibadettir. Birisi akan suya, birisi anne babanın yüzüne, birisi Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına. Şimdi çıtayı biraz daha artırıyorum.
birisi alimin yüzüne, birisi de hatta ilminden istifade edilen alimin kapısına bakmak dahi sevaptır ve ibadettir. Elbette ilminden istifade edilen alimler, şahsım adına söyleyeyim, ben onlardan çok uzağım, ancak diğer iki alim arkadaşımın o güzel yüzlerine, boyasıya bakın Rabbim inşallah sağ taraftaki meleğine inşallah kolaylık versin. Bu güzel insanlara bakmaktan ne kadar sevap sizlere yazacak inşallah. Rabbim sizlere can sağlığı versin, değerli ulemamıza da hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler nasip eylesin. Bir âli selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, bari'il halayiqi ecmaîn, hafizis semâwâti vel ardîn. Sümme salatu ve selamu ala eşrefil enbiyâi vel murselîn. Ebil Gâsim Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. وعلى آله بيته التيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم مؤمنين. Evet, bugün de aranızda olmaktan hoşnut oldum ki değerli üstadım Şık Musa'nın daveti, onun için ayrı teşekkür ediyorum. Biz de İran'da bir mesele var ki onu diyeyim, ondan sonra sohbetimize başlayalım. Üstadın olduğu yerde öğrenci oturur, üstadın kelamını, sözünü dinler ki onlardan bir şeyler alsın diye. Şık Musa'da, Şık Halican Ağa'da, ikisi de benim üstadımdı gerçek manada. Burada tavazu yapmadan diyelim, ikisi de benim üstadlarımdı. Onların emri üzerine biz de konuşuruz. Bazen görürsünüz ki İran'daki meclislerde müştehit yerinde oturuptu bir tane sıradan bir molla. Geçip de orada iştihad ehli olmayan bir molla konuşur. Niye o müştehidin emriyle geçip orada konuşup, ben de üstadlarımın emriyle mikrofonu bana bıraktılar. İnşallah bir saat vaktinizi alacağım Allah'ın izniyle. Eğer bitirebilirsem bir saate, bitiremezsek de inşallah 1,5 saate Allah'ın izniyle Allah bitirmeye Allah çalışacağım. Bu Muhammed Ali Muhammed'e selat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Evet azizlerim, Allah bizleri İmam Mehdi Celallahu Ferecai Şerif'in zuhurunda onun yarenlerinden, askerlerinden olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Recep ayı bitiyor, Şaban ayına başlayacağız inşallah. Recep ayının sonlarındayız. İlahi aylardayız. Yani bu ayların diğer aylardan güzelliği, yapmış olduğumuz ibadetlerin diğer aylarda bir sevabını alıyorsak, bu aylarda 5'e çarparak tabiri caizse 5x karşılığını almaktayız. 5'e çarparak. O yüzden bu aylar, 3 aylar kıymetli bir aylardır. Değerlendirmemiz gerekmektedir bizler için. En önemli aylardan birisidir. Allah Tebarek ve Teala insanoğlunu yarattığı zaman insanoğlunu gezip tozsun, herhangi bir iş yapmasın diye başıboş yaratmadı. İnsanı yaratırken ona bir takım hedefler önüne koydu. Ve Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ لَلِيُّ الْعَظِيمُ. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece yarattık ki ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattık. Şimdi bir insanın Kur'an çerçevesinden baktığımızda bir hedefi varken bu hedefin dışına çıkmaması lazım. Hedefini hangi yoldan öğrenecek? Hedefe nasıl hızlı bir şekilde varacak, bunu araştırıp öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bize en güzel bir şekilde açıklayan Hazreti Resul-i Ekrem ve onun pak ehli beyti olarak ele almaktayız.
Geçtiğimiz günler İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadetiydi. Başta evladı İmam Mehdi Hacer Allah-u Ferecah Şerif ve siz değerli Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın aşıklarına tesliyet arz ediyorum. Bugün Hazreti Resul-i Ekrem'in zahiren peygamberliğe seçildiği gündür. Bayramınız mübarek olsun. Önümüzdeki günler İmam Hüseyin Aleyhisselam, Hazreti Abbas ve İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın mübarek viladet günleridir. Onların da mübarek viladetlerinden dolayı bayramınızı da kutluyorum azizlerim. Şimdi Allah Tebarek ve Teala insanı yarattığı bir hedef var. Hedefimiz bu ki, insanlar ve cinlerin hedefi bu ki sadece kulluk ve ibadet etsin. Hazreti Resul-i Ekrem bunu bir hadisle açıklıyor ki benim ümmetim 4 gruptur. Bakalım biz bu grupta hangisinde yer almaktayız? Bu kendim için diyorum elbette, sizleri tenezzüh ederek bu sözün meclisten dışarıya. Bunları sayacağım grupların hepsi burada çoğunluğu kendimle ilgilidir. İnşallah biz de Allah Tebarek ve Teala nasip eder sizlik gibi değerli müminlerden bir şeyler öğrenip de hayatımızı ıslah edip hedefimize daha hızlı bir şekilde varabiliriz. Hazreti Resul-i Ekrem buyuruyor ki ümmetim benim 4 gruptur. Gruplardan birincisi, birinci grup ibadetlerini ihmal eden, yani ben molla. Sabah namazına yatarım, kalkmam. Öğlen namazı mecbur kalkacağım, daha kalkmasam cemaat kovalayacak. Akşam namazına zaten uyanıyorum. O yüzden ibadetini ihmal eden molla geldi burada, ben girdim bu işin içine. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinin 4. 5. 6. ve 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Sırayla geleceğim. 4. ayette buyuruyor ki feveylun lil musallin, vay hallerini o namaz kılanların. 4. ayet. 5. ayet ise ellezine hum en salatihim sahun, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Namazın hakikatinden uzaktadırlar. Ben molla namaz kılırım. Namaz vaktinde kafamda 50 tane tilki dönür. Acaba ne yapacağım? Bu işi ne yapacağım? Acaba o falan dünyalık işim ne olacak? Namazın hakikatinden kendimi uzaklaştırdım. Oysa ki farkına varsam namazda ben aşığımla konuşuyorum. Aşık ve maşuk ilişkisi burada namaz. Aslında namazın aslı aşık ve maşuğun buluşup konuşmasıdır. Yani günümüzde bir karı kocanın iş vakitlerinden sonra eve geldiğinde oturup sohbet etmeleri, bir çift sevgilinin, nişanlının buluştuğu zaman birbirlerine dertlerini anlatması. Namaz da bizim bu. Allah Tebarek ve Teala bizim aşkımızsa gerçek manada, namazda biz Allah Tebarek ve Teala ile konuşmaktayız. Her gün okumaktayız Fatiha suresini. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Sadece Fatiha suresini gerçek manada derk edebilsek, namazda her öğün okuduğumuzda, her vakit okuduğumuzdaki o Fatiha suresini derk edebilsek, hayatımız belki 180 derecede değişecektir. Ayetin devamında 6. ayette buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَعُونَ, ve onlar bütün işlerini gösteriş için yaparlar. Şimdi bazen görmekteyiz. Felanca hacı camiye gelir kardeş, ben de gelirim. İnşaat işim var, onu bir halletsin. Namaz kılım yanında, bir okkalı bir namaz kılım işim halletsin. Ve felanca zengindi, gelin bir yanında 2 rekat namaz kılım. Ne oldu? Gösteriş, riya. Hep bir çıkar uğruna. Oysa ki Allah Tebarek ve Teala'dan istesek, o kuldan istediğini Allah Tebarek ve Teala'dan istese, Allah Tebarek ve Teala belki ona misliyle verecek.
Ama ne zaman ki okul Hacı abi ne var ne yok. Ey sen hele gel bir rekat namaz kılak. Ya Mehmet'e bu işim var. Adam onu yapmayacak. Çünkü o da çocuk değil de farkındadır. Ameller riya içerisinde olduğu zaman batıldır azizim. Spor yapmaya benzer. Namaz spordur. Eğil kalk, şınav çek, mekik çek, kalk ayağa. Eğer hakikatini bilmediğin zaman, özünden uzaklaştığında, riya için kıldığında spordan başka bir şey değildir. Günlük 5 vakit sporumuz yapacağız. O yüzden dolayı namazımızı kılarken hakikatinden uzaklaşmayıp ve riya için değil, birilerinden çıkar için değil. Birilerini tatmin etmek istiyorsak bu Allah Tebarek ve Teala olması lazım. Birisinin egosunu tatmin etmek istiyorsak Allah Tebarek ve Teala'nın egosunu tatmin edelim. Birisinin rızayetini kazanmak için değil. Eğer sen haksan her türlü o hakkın ortaya çıkacaktır. Ve 7. ayette buyuruyor ki وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Hayra da engel olurlar o insanlar. Birisi hayır işi işleyeceği zaman kardeş hele bir sen, ya hele bir sen dur da ya sen molla adamsın o adamın durumu iyidir. O versin. Hayra da engel olmaktalar böyle şahıslar. Bu grubun içerisinde onların özümü değilim. Bırakmıyorum insanlar hayır bir iş görsün. Sadece bu cami yaptırmakla değil, camideki yoksul insanlara yardım etmekle değil. Bir genç evleneceği zaman eğer onun sıkıntısı varsa onun sıkıntısını gidermek en büyük hayırlardan birisidir. Bir okul yaptırmak en büyük hayırlardan birisidir. Bir okuyan varsa, durumu varsa onun elinden tutmak en büyük hayırlardan birisidir. Ehl-i Beyt Mektebi'ne daha çok insan kazandırdı. Hasta birinin durumu yoksa onu hastalığından kurtarmak elinden geliyorsa o hayrı yapmak en büyük sevaplardan birisidir. Aklımıza sadece bu gelmesin ki ya tamam camiye bağışta bulunur. Camiye herkes bağışta bulunuyor. Bulunacağız camilerimize bağışları. Bulunmayacağız değil. Ama farklı hayırlarda bulunmaktadır azizler. Evet. Hazreti Resul-i Ekrem buyuruyor ki vay o halde ibadet edenlerin namazında gafil olanların haline ayetin başındaki okudu feveylun lil musallin işte onlar vey ehlidir. Veyl ehli cehennemin kapılarından bir kapıdır. Ben molla 8 sene zahmet çeket İran'da okuyacağım burada namaz kıl geç cehenneme. Neye yaradı? İkinci grup insanlar ki bazen namaz kılarlar, bazen namaz kılmazlar. Allah Tebarek ve Teala da bu Kur'an-ı Kerim'de bu grup için Meryem Suresi'nin 59. ayetinde buyuruyor. Arapçasını okumadan geçeyim. Onlardan sonra öyle bir soy nesil geldi ki namazı zayi etti onlar. Şehvetlere uydular. Azınlıklarının cezasına pek yakında uğrayacaklar onlar. Azizlerim, koronanın başlangıcıyla cemaatlerimizde, camilerimizde azalmalar oldu. Bu her bölgemizde olmakla beraber. İnsanlar artık farklı şeylerin peşine düşmeye başladılar. Bunun başlangıcı korona oldu. Güzel bir şekilde tahlil ettiğimiz zaman görüyoruz ki koronanın öncesinde ve sonrasında toplumumuzda büyük bir kopukluklar ortaya geldi. Aleykümselam. Azizim eğer sen camiye gitmiyorsan, toplumla barışık değilsen, toplumdan uzak kalıyorsan, toplumdan kendini kaçırıyorsan ya bu Azeri toplumundan ben ne hayır gördüm? Ya bizim Iğdırlı toplumundan ne hayır gördüm, bu Şiye toplumundan ne hayır gördüm deyip kendini uzaklaştırıyorsan bu birincisi senin aybındır. Bu bir. İkincisi, sen gelip sen 40 yaşına, 50 yaşına, 30 yaşına itikadın kendinde oturmuş.
kendin bu toplumdan koptuğun zaman aleyküm selam var. Kendin bu toplumdan koptuğun zaman sadece kendini koparmıyorsun. Neslini koparmaktasın, farkında değilsin. Olabilsin ki bir camide bir alimi sevmeyebilirsin. Olabilsin ki bir camide dernek yönetimini sevmeyebilirsin. Olabilsin ki bir camide cemaatten birini sevmeyebilirsin. Camiye küsmek kimsenin vallahi haddine değil. Allah'ın beyti de Allah'ın evidir. Oraya gelip orada ibadet etmek, dua toplu bir şekilde dua etmek, duaların en hızlı bir şekilde kabul olacağı rivayetlerde nakledilmiştir. Ben vallahi seni bu saatten sonra camiden kovsam bile, sen camiden çekip gitsen bile, sen başka mezhebe geçip gitmeyeceksin. Ama sen kopup gittin, evladın, sen geldin camiye ama evladın bu camiye gelmiyorsa, evladını zorla da getirmiyorsan eğer, nedir atasözü? Ağaç ne zaman eğilir? Yaş gene eğilir. Evlatlarımız, nesillerimiz bizim için her şeydir. Eğer bizler, hepimiz zahmet çekmişiz kendimizce. Kimilerimiz camilerimize destek olmuş, kimilerimiz alimlere destek olmuş vesaire. Nesillerimizi, bizden sonraki evlatlarımızı, nesillerimizi gittiğimiz yolda yetiştirmiyorsak, ya gittiğimiz yolda bir sorun var ki gittiğimiz yolu yetiştirmiyoruz evlatlarımızı, ya da yok, gittiğimiz yolda sorun yok, kendimizde sorun var. Çektiğimiz zahmetlerin hepsi bir yerden sonra boşa gidecek artık azizlerim. Nasıl boşa gidecek? Biz ölümsüzlük iksiri içmemişiz ki hepimiz yarın öbür gün öleceğiz. Belki ben bu kapıdan çıktım da öleceğim. Onun için evlatlarımızı öyle bir şekilde yetiştirmeliyiz ki bizden sonraki saflarımızı evlatlarımız sahiplensin. O yüzden nesillerimize bunları aşılamak zorundayız. Ya çocuk dele büyüsün dediğiniz zaman bir bakarsınız iş işten geçmiş, daha dönüş yok. O yüzden dolayı ağaç yaşken eğilir azizlerim. Nesillerimize, evlatlarımıza tabiri caizse döyerek getirin camiye. Dövmek iyi bir şey değil ha ama onları ne yapın? Hoşlarına giden şeylerle caminize çekmeye çalışın. Camilerimize çekmeye çalışalım. Hediyeler alarak. Oğlum namaza geçsen sana çikolata alacağım. Ve gezmeye götüreceğim vesaire. İşte o yüzden buyuruyor ki Allah Tebarek ve Teala, eğer sen neslin ol, sen kendin eğer camiden, toplumdan koptuğun zaman sadece kendin birey olarak kopmuyorsun toplumdan, camiden. Nesillerini de koparıyorsun. Ve çekmiş olduğun zahmetler de boşa gitmiş olur. Ve bu grup insanlar da cehennemin başka bir kapısında karşılanacak. Cehennem melekleriyle. Üçüncü grup insanlar ki hiç namaz kılmazlar. Bakın geldik hiç namaz kılmayana. Bak namaz kılanlar, ihmal edenler vesaire, onları saydık, bunlar hiç namaz kılmayanlar. Bu tarz insanlar ise, bu tarz insanlar içinde, bu gruptaki olan insanlar içinde Allah Tebarek ve Teala Müddessir suresi 42. ve 43. ayette buyuruyor ki مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Nedir derler cehenneme sizi sokan, nedir? Ne oldu da sizi bu cehenneme getirdiler? Oradaki cehennem ehlindeki insanlar soracak, kardeş sen niye geldin? Ben soracak, Seyyid Hüseyin sen niye getirdiler arkadaş bu cehenneme? Sen kim olaydın? Ben de dönüp diyeceğim ki galu lemnekü minel musallin, namaz kılmadım kardeş. Mullaydım, namaz kılmadım. Namaz kılmak o değil ki eğilip kalkalım. Namazın hakikatine varalım. Birileri de namaz kılıyordu ama namazın başını kesiyordu. Birileri namaz kılıyordu, canlı Kur'an'ın hakkaniyetini gasp ediyordu. Birileri namaz kılıyordu, Hazreti Resul-i Ekrem'in damadına lanet okutturuyordu minberinde.
İşte namazın özünden uzaklaşmak, namazın hakikatinden uzaklaşmak budur azizim. Hiç kılmamak ki ayrı bir mesele. Allah Tebarek ve Teala kendi velayetinden çıkartıp şeytanın velayetine koyuyor. Şeytan da der ki kardeş ben de istemiyorum sen. Aklıma bir hikaye geldi onu anlatayım. Bir gün şeytanla bir tane adam yolculuğa çıkar. Ezan vakti olur. Öğlen ezan vakti olur. Adam yoluna devam eder. Şeytan da der ki duracak tabii 5-10 dakikaya durar namazını kılar. Adam baktı yok hiç oralı değil. Şeytan dedi maşallah. Git yoluna devam et. Bu gitti. Öğlen namazı gazaya kaldı. İkindi gaza oldu. Akşam ezanı okundu. Şeytan baktı kardeş bu dur mu? Ama kardeş sen araya gelsen. Hele bir dur ya. Hemen şeytan. 3000 yıl ibadet ettim Allah Tebarek ve Teala'ya. Sen neyine güvenirsen? Sadece kibrimden dolayı ben oldum şeytan. Öncesinde 3000 yıl boyunca ibadet ettim Allah Tebarek ve Teala'ya. Rivayetlerde naklediler. Sen neyine güvenmektesin? Padişahın olursa, Allah'ın olursa. Ne sen? Dur kardeşim ben burada yenirim. Sen yolun açık olsun. Şeytan onu da kabul etmiyor. Ayet-i Kerime'nin bir yerinde var ki şeytan diyecek kardeş beni niye bahane edersiniz ki siz yaptınız. Ben mi getirdim sizi? Öz ayağınızdan geldiniz. Öz dilinizden yaptınız. Öz gözünüzle yaptınız. Öz elinizle yaptınız. Ben ki hiçbir şey yapmadım. Şeytan bile kabul etmeyecek. Ve bu grup insanlarda ayetin 42. ayetin sonundaki fi segar segar ehlidir. Yani segar cehennemin başka bir kapılarından birisidir. Dördüncü grup. Da konuşmamın üçte biri bitti. Vaktimiz var mı yoksa? Ha, yeni başladı. Yeni mi başladı? Allah yardımcınız olsun. İnşallah bir Muhammed Ali Muhammed'e selam. Bir saatten sonra dakikası 100 dolar olarak işleyir ama Şık Musa haberin olsun. Sen canın sağ olsun. Evet dördüncü grup insanlar da her zaman namaz kılarlar. Devrimiz diyecek ki kardeş hele biz bunlardan. Ben valla bu gruptan belki bir ihtimal olacağım. Ve huşu halindedirler. Alçak gönüllüdürler. Bu tarz insanlar içinde Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mü'minin suresinin 2. 3. ve 4. ayetinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Öyle kişilerdir ki onlar namazlarını huşu içinde gönül alçaklığıyla kılarlar. Memolla cenaze var. Tez kaç namaz hemen kıldır. Cenazenin başına başka molla gelip oturtmasın. 2 dakikada namazı kıldım bitirdim. Hiçbir şey anlamadım. Ya da nikah var. Çabuk cemaat doluşun namazı kılıp hemen gideceğim ben nikah var. Yetişmem lazım. Ya da bir yere gideceğim. Namaz mı kıldım yoksa bıdı 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 yaptım gittim anlamadık biz bu işte bir şey. Yani nasıl şu an oturup karşılıklı güzel bir şekilde sohbet edeceğiz ediyoruz diyecektim de ben konuşurum siz dinlersiniz. Şimdi ben burada bıdı 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 yapsam diyeceksiniz ya ne danışırsan kardeş. Danışacaksın düzgün danış danışmışsan bırak mikrofonu başka molla danışsın. Allah Tebarek ve Teala da diyor ki kardeş o namazı kılırsan sakin bir şekilde kıl. Huşu içerisinde ol. Dalında atlı koşturarmış kimin namaz kılma. Nerede olduğunun farkında ol. Kimin huzuruna çıktığının farkında ol. Öyle olduğumuz takdirde inanın vallahi o kıldığımız namazdan o kadar zevk alacağız ki tadına doyamayacağız. Çoğumuz namazda edirik ay kardeş bu mollada bitire namazı kaçar gidiyor ya ne kadar ağır kılıyor. Çoğum, ben bile değilim. Bazı mollalar var. Benim kardeş bu molların arkasında 3 tane bitir bu namaz. Ben molla değilim. Oysa ki yanlış. Müminin suresi. Müminin suresi müminlerin özelliklerinin çoğu bu surede geçmektedir. Bu müminin özelliklerinden. Demek ki ben Seyyid Hüseyin Molla
Mümin değilim kardeş. Namazı ile bir kıldırırım ki. Bugün cemaat namazıma denk gelin gören siz onda. Ne ter kıldırırım. Yani size bu mollayı biz niye kaçırmış ki niye gider? İşin şakası. Üçüncü ayete geçelim. Üçüncü ayette Müminin suresi üçüncü ayette وَالَّذ۪ينَ هُمْ اَنَ الْلَقْبِي مُورِدُونَ Müminler öyle kişilerdir ki onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Vallahi o kadar boş şeylerden uğraşıyorum ki dolu şeylerden uğraşmıyorum. Onlara vakit ayırmıyorum. Kitap okuma yok. İbadet yok. Hayır yok. İftira var. Şeytanlık var. Dedikodu var. Küfür var. Ağız bozukluğu var. Toplumu karıştıracağız. Neye bak kardeş? O hacı bu hacının arkasında bunu dedi hemen yetiştirim. Hacı hele bir gel senin arkanda böyle böyle değil daha. Oysa ki Allah Tebarek ve Teala buyuruyor ki müminler o insanlardır ki boş şeylerden yüz çevirir. Ben Seyyid Hüseyin Molla müminlikle kavramdan o vasıftan çıktı. Niye? İftira atmayı severim. Kardeşimin abayetimi çiğ yiyeceğim. Dedikodusunu yapmasam gece acam. Ben mecbur yemek yiyeceğim de. O da diyeceği afiyet olsun. Gıybet bu da azizim. Gıybet yani bıçağı aldın eline parmağını kopardın onu yemek. Hangi biriniz burada çiğ et yiyecek? Çiğ et yiyecek var ortaya $100 para koyuyor. Birisi benim bak parmağımı kesecek onu biri yiyecek burada. He? Yok mudur? Ya her gün yaparım. Her gün yapmıyor muyuz? Her gün yapmaktayız bunu. Gıybet ederek her gün yapmaktayız bunu. Gıybetin manası bu. Kardeşinin gıybet ettiğini o insanın çiğ çiğ etini yemektir. Filmlerde görürsünüz de zombiler nasıl insanlar yiyor? Çiğ çiğ yer. Aynı. Gıybet eşittir zombi. Zombi nasıl insanı çiğ çiğ bir şekilde yiyorsa sen de o gıybetini ettiğin insanı o şekilde yiyorsun azizim. Her ne kadar gerçek manada yemesen de. Hazır iftira ve dedikoduya da değinmişken bir gün Muhammed Ali Muhammed'e selam buyurun. Bir gün bir tane adam vardı komşusunu hiç sevmirdi. Komşusundan artık tiksinmeye başlamıştı. Ya bu komşumdan bir kurtulum da ne güzel olur diyordu. Bunun hakkında başladı yalan yanlış iftiralar atmaya, böhtan demeye. Felanca öyledi, felanca böyledi. Aradan zaman geçti. Bunun abrını töktü bizim tabirimizle. Onun haysiyetini, şerefini o toplum içerisinde bu adam zedeledi komşusu. Hiç etti, ayaklar altına aldı. Sesler başladı diyesem ben mikrofonu bırakın. Beş dakikamız var. Tamam, baş üstüne. 45 geçir 50'de bırakacağım. Bu adam komşusunun haysiyetini, şerefini, karakterini o toplum içerisinde bitirdi. Aradan biraz zaman geçti. Artık başına ne dank ettiyse bu adam yaptığı işten pişman oldu. Dedi ki ya ben böyle bir şey yaptım geçmişte. Bundan dolayı pişmanlık duydum. Ne yaparım da acaba bunu telafi edebilirim? Bir bilgin adamın yanına geldi. Alimin, mollanın, bir bilginin birinin yanına geldi. Dedi ki ya ben falan zamanda falanca komşuma şu işleri gördüm. Başına bu işleri gördüm, toyu açtım, bu toyu açtım başına. Onun haysiyetiyle, şerefiyle, karakteriyle bu toplum içerisinde oynadım. Ve insanlar da benim sözüme inanarak, güvenerek onu toplumdan dışladı. O bilgin insan da dedi ki,
Dedi bunu nasıl telafi edebilirim? Acaba bunu telafi etmenin bir yolu var mıdır? Bilgin insan da dedi ki kardeş hele git bir tane tavuk al pazardan. O tavuğu kes. Canlı tavuk al. Tavuğu kes. Kanatlarını, tüylerini kendin yok. Kendin yok. O tüyleri kapının önüne bırak. Ondan sonra gel yanıma. Bu adam gitti pazardan tavuğu aldı. Gitti kesti kanatlarını bir bir çekti kopardı. Kapının önüne, evinin kapısının önüne bıraktı. Sonra gitti o adamın yanına, bilgin olan adamın yanına. Bilgin adam dedi ki yaptın mı yaptın. Şimdi dedi git o kanatları topla getir. O kopardığın tüyleri topla getir. Adam da gitti. 3-4 tane tüyden başka bir şey bulamadı. Bilgin dedi ki işte bir insanın onuruyla oynadığın zaman o tüyü kopardın, kapının önüne bıraktın. Ne oldu? O tüyler uçtu gitti. Artık istesen de onu telafi edemeyeceksin. O yüzden dolayı iftira ve böhtan en büyük günahlardan birisidir azizlerim. Ve İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki el buhtanu alel beri'i azamu minessema. Suçsuz birine iftirada bulunmanın günahı gökyüzünden daha büyüktür. Gökyüzü gözümüze sığabilir, sığamıyor. Ben Molla Şık Musa'ya dediğimde arkasından iftira attım Beşik Ali Can'ın yanında. Bu gökyüzünden daha büyük günah kazan. Veya birinin arkasından böhtan dediğim zaman, yalan konuştuğum zaman, iftira attığım zaman. Sohbetimin sonuna geliyorum. İnşallah 50. dakikada bırakacağım. Allah nasip ederse ki zannetmiyorum. O yüzden dolayı azizlerim İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belagede 64. ayetin 64. hutbesinde buyuruyor ki şimdi diyecekler bunlar İmam Ali Aleyhisselam peygamber elediler Nehcül Belagede Kur'an. İşte bak dedik 64. hutbede ey Allah'ın kulları Allah'tan çekinin ecelleriniz gelip çatmadan yani Azrail geldi kardeş selamun aleyküm ben geldim canını almaya. Gelmeden önce ne yapacağız? Amel ediniz ki size baki kalacak şeyleri sizden ayrılacak şeylerle satın alın. Yani bu dünya benden ayrılıp gidecek, ahiret bana kalacak. Ben ahiretimi satın almak istiyorsam bu dünyayı da alacağım. Cehennem de bir ödül daha bir insana. E diyeceğim kardeş nasıl ödül diyor adam orada azap çeker, işkence çeker, ateşle yanıyor. Burada şeytanla kardeş olduğunda onun da sevabı o olacaktı yani adam. Burada birinin şerefiyle, haysiyetiyle oynadığı zaman, iftira attığı zaman, toplumu parçaladığı zaman, topluma bohtan dediği zaman, insanların arasında fitne çıkardığı zaman onun da ödülü ateş olacak. Tam tersine demeyecekler ki kardeş bu da senin hurin geç cennetine. Bunu demeyecekler. Nuri'yi verecekler cehennemde. O zaman bakalım kim kimden başa çıkacak. O yüzden dolayı azizlerim 3 aylardayız. Bu 3 ayları güzel bir şekilde geçirmemiz lazımdır. Almanya nereden geldi aklıma bilmiyorum. Bağışlayın da fazla gitti. Adam biri gurbete çıkmıştı. 40 yıl boyunca falan gurbette kaldı. Çalışıyordu köyünde yer yaptırıyordu. Köyünden çıkmış gurbete gitmiş Avrupa'ya gitmiş veya büyük bir şehire gitmiş. Kendi memleketinde köyünde bir yer yaptırma telaşesinin içerisine düşmüştü. 40 yıl boyunca zahmet çekti. En sonunda bir tane villa yaptırdı köyüne.
Bu aradan 40 yıl geçti, bu adam emekli oldu dedi kardeş. Ben daha gidip keyfimi süreceğim, ey yeter bu kadar çalıştı. Köyüne dönmeye karar verdi. Köyüne dönmeye karar verdi, köyüne dönmeye karar verdiği gün kalp krizi geçirdi, öldü. Getirdiler adamın cenazesini köye. Molla dedi maşallah bir tane cenaze geldi, paralar gelsin. Yazlığın evi yıkılıptı. Arvadı ağlıyor. Diyor ki ya eşim 40 yıl zahmet çekti bu evi yaptırmak için. Bu evi yaptırdı. 40 yıldan sonra gurbetten artık memleketimize dönelim. O memleket sevdasına, o hasreti giderelim ve artık memleketimizde yaşayalım. Gelelim yaptırdığımız evimizde kalalım ümidiyle döndü. Oysa ki dönemedi. Kalp krizi geçirip öldü. Allah'ın rahmetine gitti. Allah tebarek ve teala işte böyle nasip etmiyor. 40 yıl boyunca zahmet çek, içinde oturamadan Allah'ın rahmetine gitti. Ne yapacağız? Biz çalışmayacağız. Paramız olmasın, fakir halinde yaşayıp. Yok, bu değil. Müslüman en zengin olmalıdır. Bilhusus İmam Ali Aleyhisselam'ın takipçileri en zengin olmalıdır. Ultra zengin olmalıdır. Sakıp Sabancı'dan zengin olmalıdır. Şia. Niye? Çünkü o İmam Ali Aleyhisselam'ın evladı. O merhametliydi. Eli açıktı, insanlara yardım edecek. O yüzden dolayı ibadet zamanında, ibadet iş zamanında en iyisini yapıp en çok para kazanmaya şeklinde çalışacağız. En çok parayı nasıl kazanırsak o şekilde kazanacağız. Helal yolla, haram yoldan değil. Zar atmaktan, kumar oynamaktan değil. Elbette bu meclisten sözüm dışarıya da, burada siz değerli müminlere, ki böyle bir şey imkansızı bunun olması. O yüzden dolayı İmam Ali Aleyhisselam'ın takipçisi olan her bir fert, bu kendi düşüncemde, ultra zengin olmalıdır. Sakıp Sabancı'dan bile zengin olmalıdır. Çünkü onun kalbinde İmam Ali'nin aşkı var. İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısına 3 gün boyunca her gün farklı bir şekilde ihtiyaç sahibi olan biri geldiğinde İmam Ali Aleyhisselam evlatlarıyla birlikte oruç halindeyken yemeğini kaldırdı verdi. O sevgi var senin kalbinde. İşte o yüzden sen zengin olduğun zaman toplumu kalkındıracaksın. Bırakmayacaksın Müslüman ezilsin. Emperyalizmin, Siyonizmin, işte İsrail terör örgütünün o köpekleri Müslümanların başına musallat olmasının yegane sebebi budur. Müslümanlar hep el pençe olduklar onların önünde. Suudi Arabistan gibi köpekler. El pençe olduklarından dolayı. Bizde yok mudur? Bizde de var. İngiliz şialar. Londra'da oturalar, ona buna söyler. Niye oradan para alırlar? Gazze'ye sahip çık kardeş, çıkmaz. Niye? Kardeş o benden değil ki. Ya Müslüman da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bitti. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. İmam Ali Aleyhisselam yetimlere yemek götürdüğü zaman hangisine dedi, gedene görüm kardeş, sen kimin mezhebindensin? İşte budur mesele. Vahabi Amerikan sünnüsüydü. Bu Londra'da oturanlar da bizim Şia, sözde Şialarımızdı. Onlar da İngilizlerin uşaklardı. Bu insan ona buna işleri güçleri lanet okuyalar. Topluma da ayrılar olmaz. Kardeş hakkı konuş, hakkı konuşur da hak her yerde konuşmaz. Konuşulmaz. İmam Ali Aleyhisselam'ın hakkını gasp edip gasp edip bunu kalkıp millete ye. Öğrenmek isteyen zaten öğrenecek. Hakikati görmek isteyen her türlü öğrenecek. Lanet okuduğun zaman kendi mektebinden insanları uzaklaştırırsın.
Bizim hedefimiz nedir? İnsanları Ehl-i Beyt mektebine kazandırmak mı? Yoksa kardeş hele bu kapıyı kapadın daha kimse girmesin içeriye. Bize burası yeter mi demekti. Amacımız ne? YouTube'da bir tane adamın videosu meşhur oldu, patladı gitti. Dedi ya bu Yemenliler, Husiler Şia. İran Şia. Hizbullah Şia. Gazze'ye yardım neden Şia diyor. Suudi Arabistan bunlardan beraberdi. Emperyalizm şeyi. Demek ki burada bir sıkıntı var. Biz cihat emrini yaşamamaktayız. Gündem oldu da bu belki izlemişsinizdir. Şia çünkü Şia'nın kalbinde İmam Hüseyin'in o katledilişinden dolayı bir kor ateş var. Kıyamete kadar sönmeyecek İmam Hazreti Resul-i Ekrem buyurdu. O günden beri Şia her zaman mazlumun yanında olup zalimin karşısında durdu. Şia mezhep sorgulatmaksızın insanların yanında olurdu. Mazlumun yanında olurdu. Gazze'nin hangi biri bizdendi? %90'ı belki en üstünde kardeşlerimizdi. İnsanlığı kurtarmamız lazım. Vay bana ne eşler varsa görsün dediğin zaman yarın öbür gün de senin başına gelecek. Senin başına geldiğinde birileri sana el uzatmadığında hor görmeyeceksin. Karabağ Savaşı bizim savaşımızıydı. El uzatmadıklarında insanları nasıl kükredik? O yüzden dolayı azizlerim konu farklı yerlere gitti. Konuyu toparlayayım. Şia ultra zengin olmalıydı. O yüzden ibadet zamanı ibadetimizi yapıp işimize devam edeceğiz. İmam Ali'nin evlatları bu ülkeyi kalkındılar, bu toplumu. İslam'ı, gerçek İslam'ı İmam Ali Aleyhisselam'ın evlatları bu dünyaya yaşayacak. O yüzden sizler de her biriniz teker teker olarak İmam Ali Aleyhisselam'ın evlatları olarak her birinizin boynunuzun borcudur azizlerim. Sadece biz mollaların değil bu Ehl-i Beyt'i tebliğ etmek. Sizlerin de boynunuzun borcudur. Ehl-i Beyt'i tebliğ etmek insanlar. Doğru bir üslupla. Ama doğru bir üslupla. Son bir ayet, onu da diyelim daha bitirelim. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Ve öyle kişilerdir onlar ki zekatlarını verirler. Geldik kardeş dediğime. Şia oldun mu bu şekilde İmam Ali Aleyhisselam'ın o. Der ki Hazreti Abbas'ın o gayreti koymaz. Abbas'ın gayreti koymaz bir denesi yanında senin ezildiği zaman. Elinden tutup ayağa kaldırarsın. İşte müminin sıfatı budur. O yüzden Şia ultra zengin olmalıdır. Ama dünya bağlılığı demir ama azizlerim bak kaçırmayın olayı. Dünyaya bağlılık, dünyaya sevgi demiyorum. Ultra zengin olun, humusunu verin, zekatını verin. Humusunu, zekatını vermediğin para senin karnına ateş olarak dönecek. Mama sana askeriden hadistir. Çünkü o senin paran değil, imamın parası. Kazan ve insanlara faydan dokunsun. Kazanıp insanlara faydan dokunmayacaksa valla fakir ol kardeş. Daha iyi. En azından bir mesuliyetin olmaz üzerinde. O toparladığın maldan dolayı Allah Tebarek ve Teala'ya hesap vermek zorunda kalmazsın en azından. Genç kardeşlerim de buradaydı. Genç kardeşlerim için de bu hadisi de deyin bırakın. Ya telefonlar çıktıysa masaya da molla gerek mikrofonu bırakın. Estağfurullah. Hazreti Resul-i Ekrem buyurur ki estağfurullah diyerek telefon da elimizde. Ahir zamanda başını secdeye koyan gençlere kendi ellerimle su içireceğim. Kardeşler vallahi sizlerin yaşınızdayken keşke ben şu an sizin yaşınızda olaydım karşımda böyle bir molla olaydı diyeydi gelin bunu yapan. 16-17 yaşında Sanayi Mahallesi'nde büyümekteyim Şık Musa ile birlikte. Molladan soru sormaya korkuyorduk.
Bir şeylerin kadrini, kıymetini bilmek lazım. Zaman geçiyor, teknoloji çağındayız, 21. yüzyılda. Genç kardeşlerime en büyük tavsiyem, babanızın karşısında sigara içmeye kim içebilir babasının karşısında sigara içen? Var mı? Sigara içip de babasının karşısında sigara içebilen var mı? Neden? Ayıp mıdır? Ayıp bir şey mi? Utanır da adam, çekinir çünkü babasından çekinir. O senin geçici babandı. Senin öz baban İmam Ali Aleyhisselam'dı. Asıl baban sahibin ailesi İmam Mehdi Aleyhisselam Feracı Şerif. Onun huzurunda küfür etmeye utanmıyorsan be. O ki senin yapmış olduğun bütün amelleri görmekte. Her yerde seninle birlikte. Onun huzurunda farklı işler görmeye utanmıyor mu insan? Dünyalık babamızın yanında sigara içmeye utanır insan. Ama asıl babamız, Hazreti Resul-i Ekrem'in hadisi de, ey Ali, sen ve ben bu ümmetin babalarıyız. Doğrudur. He? Şu anki babalarımızın hepsi geçici babadı. Üvey babamız değil ya, yanlış anlamayın. Ölüp gittikten sonra bitti de o. Her hafta bizim dosyamız İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'e, öz babamızın eline verilir. İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'e, eğer o dosyanın içerisinde işlediğimiz bir günah varsa İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'in kalbini bir o kadar daha hüzünlendirmekteyiz. O yüzden dolayı genç kardeşlerime en büyük tavsiyemdir ki namaz ehli ve cami ehli olmayı tavsiye ediyorum. Çünkü cami ehli olduğu zaman insan bir takım bir şeylerin farkında olabilir ve topluma daha çok faydası, sadece topluma da değil ailesine de daha çok faydası olabiliyor. Toplumdan koptuğu zaman, camiden, mescitten koptuğu zaman uyuşturucu bataklığına düşecek. Her sokağın başında şu an torbacı var kardeş. Yok mudur? 1990'da yaşamırız ki. 2024. Kaçın bu sebeple %99 torbacı var. Yok diyebilen var mı içinizde? Yok. O yüzden dolayı günahın içerisinde yaşıyorken kendimizi bundan arındırmalıyız. Allah tebarek ve teala 3 ayların yüzü suyu hürmetine bizleri İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'in razı ehli beytin, pak ehli beytin, Hazreti Resul-i Ekrem'in ve Allah tebarek ve teala'nın, onların razılığı Allah'ın razılığı sonuçta. Onların razı olabileceği bir şekilde yaşantı sürdürmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Allah tebarek ve teala İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'in zuhurunu acil eylesin inşallah. Amin. Allah tebarek ve teala İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'in zuhurunda bizleri onun askerlerinden, yarenlerinden olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Allah tebarek ve teala ölmüşlerinize, ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Amin. Allah tebarek ve teala Müslümanlara birlik, dirlik, inayet, basiret nasip eylesin. Amin. Allah tebarek ve teala direniş cephesine, Gazze'ye, Hizbullah'a yar ve yardımcısı olsun, onlara muzafferler nasip eylesin inşallah. Amin. İsrail terör örgütü, emperyalizm, siyonizm ve onların maşallığını yapan köpekleri Allah tebarek ve teala kahru perişan eylesin inşallah. Amin. Cennet vatanımız için canlarını değişenler, şehit olanlar Allah tebarek ve teala şehitler şahı İmam Hüseyin Aleyhisselam'la mahşur eylesin inşallah. Amin. Allah tebarek ve teala İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'in zuhurunu acil eylesin. Amin. İmam Mehdi Aleyhisselallahu Feracı Şerif'in zuhurunun acil olması bir. İkincisi ölmüşlerimizin ruhlarının şad olması. Üçüncüsü direniş cephesinin
muzafferiyeti için üç tane Muhammed Ali Muhammed'e selavat buyurun. Allahümme salli ala